İsrail Gazze'ye yeniden saldırı başlattı. İşgal ordusu gece boyunca Gazze'ye bomba yağdırdı. Hamas kontrolündeki bölgeden atılan bir roketin Tel Aviv'de bir eve isabet ettiğini iddia eden İsrail ordusu, önce Gazze sınırını kapalı askeri bölge ilan ettiğini ve bütün yolları kapattığını açıkladı. Akşam saatlerinde ise saldırı başlatıldı. İsrail jetleri çok sayıda hedefi vurdu. Vurulan yerler arasında Hamas'ın siyasi büro başkanı İsmail Haniye'nin ofisi de bulunuyor. Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun bölgesindeki Ömer bin Abdülaziz Camii de bombardımanda yıkıldı. İsrail saldırısının ardından caminin içinden alevler ve dumanlar yükseldi. Saldırı sonucu kimsenin yaralanmadığı ifade edilirken cami kullanılmaz hale geldi. İlerleyen saatlerde ise ateşkes haberi geldi. Hamas'tan yapılan açıklamada Mısır'ın arabuluculuğunda İsrail'le ateşkes sağlandığı bildirildi. Ateşkes sağlanmasına rağmen İsrail ordusu Gazze'de çeşitli noktaları bombalamayı sürdürdü. İsrail savaş uçakları ve topçu birliklerinin Gazze'nin güneyi, kuzeyi ve orta kesimlerinde de çok sayıda tarım alanını da vurarak ekili alanları tahrip ettiği görüldü. İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, son saatlerde Gazze şeridinin çeşitli bölgelerinde 15 hedefe bombardıman gerçekleştirildiği kaydedildi.